Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel VBA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hatta dün itibariyle if yapılarına bir giriş yapmıştık. If'den yapısını gördük. Daha sonra if'den else yapılarını gördük. If yapılarına devam edeceğiz ama bugün öğrendiğimiz kadar bilgilerle şöyle küçük bir örnek yapmak istiyorum. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Tabii ki basit bir örnek olacak. Bunu daha ilerleyen süreçlerde geliştirmeye çalışacağız. Yapacağımız yapı şu arkadaşlar. Bir basit şekilde profil oluşturabileceğimiz. Sadece profil dediğimde bir kullanıcı adı ve şifre belirleyeceğiz. Ve daha sonra bu kullanıcı adı ve şifre bize tekrar sorulacak. Bilgiler doğru girildiyse başarılı bir giriş olduğunu söyleyecek. Bilgiler doğru girilmediyse de başarısız bir bilgi olduğunu söyleyecek arkadaşlar Excel bize. Dediğim gibi basit bir şekilde yapacağız. Bunu daha ilerleyen süreçlerde daha büyük, daha geniş kapsamlarına geçiş yapacağız. Ama faydalı olacağını düşündüğüm için böyle küçük bir örnek yapmak istiyorum. Şimdi Alt F11 ile biz arayüzümüzü açalım VBA'da. Biraz farklı şeyler de göreceğiz bu arada. Bu çalışma sayfasına ben normalde bir modül insert etmem gerekirken bugün biraz use formlarla çalışma yapacağız. Use form dediğimiz şey bizim bir message box kutumuz ya da input box kutumuz gibi. Bunun üzerinde daha farklı işlemler yapabileceğimiz bir arayüz yapısı oluşturabileceğimiz bir yapı arkadaşlar. Use form yapısına tıkladıktan sonra karşımıza use form'un üzerinde işlem yapabileceğimiz bir alan karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bu alanda ne yapacağız? Bu alanda öncelikle bir profil yani kayıt oluştur yapısının bilgilerinin girilebileceği bir alan tasarlayacağız. Hatta şunu şöyle biraz daha indirelim. Sonra ben bir use form da ekleyeceğim. Bu use form tarafında da oluşturduğumuz kaydın tekrar bize sormasını istediğimiz soru yapısını yani burada kullanıcı adı ve şifre belirleyeceğiz. Burada da o belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifreyi dolduracak bir alan yapacağız. Daha sonra da bunları deneme işlemine sokacağız arkadaşlar. Bu bilgiler birbiriyle eşleşiyorsa doğru bir giriş, eşleşmiyorsa yanlış bir giriş olduğunu Excel'e tanımlamaya çalışacağız. Şöyle biraz küçültelim. Çünkü çalışma alanlarımız bize gerekiyor. Öncelikle şu use form 1 dediğim yapıda ben öncelikle bir kayıt oluşturma işlemini yapmak istiyorum. Şimdi buradan geldim. Buradaki name kısmı kalsın. Bu bizim kodlarda kullandığımız, bunu use form'u referans ettiğimiz isim kısmı. Şuradaki caption kısmı da bizim şurada görmüş olduğunuz başlık kısmı arkadaşlar. Bunu şöyle kayıt oluştur yapısına yani öyle bir yazı yazdım. Kayıt oluştur diye. Buradaki yazımız burada dursun. Daha sonra buradaki arka back color kısmını yani buradaki rengi değiştireceğim. Ne olabilir? Şöyle bir renk ya da şöyle bir renk yapalım. Burada başka bir neler yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. Çok fazla oynayacağımız ayar var ama şimdilik bunları oynamaya gerek var mı? Gerek yok. Daha sonra buradaki toolbox, şuradan aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Buradaki toolbox'tan öncelikle bir label kısmını oluşturacağım. Label kısmı benim etiket dediğimiz yapı. Yani içerisine herhangi bir veri girmeyeceğiz ama neye karşılık olduğunu belirtmemiz için oluşturduğumuz bir yapı. Hemen geliyorum şuraya bir label kısmını açtım. Daha sonra Ctrl C, Ctrl V ile bunu kopyalayıp buraya aynısından yerleştirdim. Şimdi birer tane de label'ım oldu. Burası label 1 yapısı, burası label 2 yapısı. İçerisindeki ikisinde de label 1 yazmasına
Çok takılmayın. Tıkladığınız zaman benim için önemli olan nokta şuradaki label 1 ve şurada oluşan label 2. Yani daha sonra referans göstereceğimiz isimler bunlar. Şuradaki yine caption kısmında ben bir kullanıcı adı diye tanımlıyorum. Yani içerisindeki label'in ismini kullanıcı adı olarak değiştirdim. Arka rengini değiştirebilirsiniz buradaki back color'dan ama aynı kalsın diye düşündüm ben. Ne yapabiliriz başka? Burada font kısmından şöyle kullanıcı adı Time News Roman 12 olabilir. Buradan renk değiştirebilirsiniz. İstediğiniz buradaki renklerden de oluşturabilirsiniz. Ben siyah rengi tercih ediyorum. Buradaki sağ, sol ya da ortaya yaslanma şeklinde yapabilirsiniz. Orta kısmı da olabilir. Şuradaki kısmı da caption kısmını, burası kullanıcı adıysa burası da parola diyelim. Yine aynı şekilde burası da Time News Roman kalın 12 punto da olsun. Bunu da şöyle merkez yapıya çekelim arkadaşlar. Şimdi label kısımlarını oluşturduktan sonra buralara veri tanımlamamı sağlayacak yapı text box yapısını kullanacağım. Burada birden fazla yapılar var. Bunlar ihtiyaç olunduğu halde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buranın arka planı resim de yapabilirsiniz. Renklendirebilirsiniz. Farklı farklı özellikler var. İlerleyen süreçte zaten use formları çok sık kullanacağız. Bunlarla ilgili güzel örnekler de yapacağız. Hem öyle tek tek anlatmayayım diye tanımlamış olalım use form yapılarını. Daha sonra bunlara birer text box dediğimiz yapıyı şöyle yerleştiriyorum. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Bu bir tane, burası da bir tane daha. Şöyle eşitleyelim. Bunlar kullanıcı adı ve parolamızın içerisine yazacağımız alanları tanımlıyor arkadaşlar ve bunları biz referans göstereceğiz. Verileri çekme anlamında. Şimdi mesela bu alandayken F5'e basarsam gördüğünüz gibi burada bir kullanıcı adı, benim verilerin içerisine girebildiğim bir de parola yapısı mevcuttur. Bu şekilde ekranımıza gelecek bunlar. Dediğim gibi bunlar üzerinde değişiklikler de yapabilirsiniz. Onu daha sonra bakalım. Şöyle use form bir açalım. Tanımlamaya devam edelim. Burasının üzerinde de işlemler yapabilirsiniz. Arka plan anlamında ama beyaz olması idealdir. Siz karıştırabilirsiniz bunları da. Burada başka ne olsun? Nelerimiz var? Onlara bakıyorum. Yine font içerisinde yazdığımız şöyle 12 punto olabilir. Bu mesela şu anda işaretli olan yer nerede? Test box 1. Hani bura üzerinde işlem yapıyoruz. Burada başka gerek yok ona. Yine ortalayabilirsiniz. Soldan yazabilirsiniz. İçerisine yazı yazdığımızda. Ortalayalım. Fark etmez. Başka. Şurada password char diye bir yapımız var arkadaşlar. Bu kullanıcı adına değil de parola, ya yani parolamızı gizlemek anlamında kullanabileceğimiz bir alan. Oraya geçtiğimizde de bunu yapalım. Tekrar buraya döndüm ben. Buradaki yapı üzerinde de başka oynayacağımız neler var? Zaten gözükmeyecek ama burayı da Time News Roman yapısında yapalım. Yüksekliğimiz başka yine ortalama işlemi yapalım. Buradaki password char şu arkadaşlar. Mesela ben parola kısmına yazdığım zaman bunların gizlenmesi için ve gizliklik karşısında hangi işareti kullanması gerektiğini yazdım alan. Buraya örneğin ben bir çarpı işareti koyarsam ve F5'e basarsam, pardon şöyle geçelim, F5'e bastım. Örneğin burası anlaşılır ekonomi diye yazabiliyorum. Ama burada bir şifre yapısı girdiğimde gördüğünüz gibi ben oradaki alana yıldız koyduğum için yazdığım her şey burada parola kısmında yazdığım her şey gizli olarak gösteriliyor. Önemli aslında bir parola yapısını kullanabilmemiz için. Tekrar buradan use form'a geldik.
Başka mouse pointer dediğimiz yapı, mouse'un üzerinde geldiğimizdeki işaretler, buradan değiştirebilirsiniz. Başka şimdilik fazla şey yapmaya gerek yok, oynamaya gerek yok bence. Şunu şöyle biraz kapatalım. İkinci use form yapımıza işlem yapalım bakalım. Burada neler yapabiliriz? Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi name kısmı use form 2. Burası da giriş diyelim. Buradaki kısma giriş diyelim. Arkadaki renk ne olsun? Turuncu yapalım mesela. Başka şurası kalın 12 time leaves roman olsun. Başka ne var? Buraya da gerek yok başka bir şeye. Tekrar buradaki aynı yapı. Yani bize bir kullanıcı adı bir parola soracak. Bu ilk kısımda biz kullanıcı adı bir parola belirleyeceğiz. Buradaki kısımda da onun doğruluğunu denetleyeceğiz. Geldim ben şimdi buraya bir label açıyorum. Yine Ctrl C, Ctrl V ile şöyle geldim bunları işaretledim. Şuraya yine ben pardon kullanıcı adı yazayım. Arka kısımdaki renk değiştirebilirsiniz ama ben aynı back color yapısıyla aynı olması için değiştirmiyorum. Burada başka timely instrument. Şuradan yine belki merkeze çekebiliriz. Başka bir şey burada yok. Bu da aynı kalsın. Timeless Roman. Bu arada şunun 12 mi? Tamam. Şurada bakalım. Bu da 12. Şunu da ortaya çekelim. Şimdi bunlara da yine birer girebileceğimiz text box yapısını kullanalım. Şöyle biraz uzun oldu gibi ama olsun önemli değil. Şöyle biraz daha kapatalım. Şimdi buradaki kısma geldim. Burada ne yapabiliriz? Renk değişikliği yapabiliriz. İsim değişikliği yapabiliriz. Yazacağımız içerisine yazdığımızın değişikliğini yapabiliriz. Bunlarla biraz oynayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Şu ikinci text box'ımız. Burada gene password çara yıldız işlemini koydum ki gözükmesin. Şunu tabii ki değiştireyim. Bir de caption kısmını parola olarak değiştirdim. F5'e bastım arkadaşlar. Bir kullanıcıda bir parola girişini gördüğünüz gibi işleme alıyor. Şimdi bunların use form kısmını tamamladıktan sonra bizim için önemli olan nokta zaten bunları işleme alacağımız arka planda çalışan makro kodları. Korkmayın çünkü şimdiye kadar öğrendiğimiz kodlardan kullanacağız. Hatta çok fazla da bir kod yapısı kullanmayacağız. Şimdiye kadar olan kısmı sadece biraz düzenleme, biçimlendirme ismini yaptık. Onun dışında da farklı bir durum yok arkadaşlar. Bir de isterseniz şuralara birer düğme atalım. Yani kaydı oluştur, işlemi tamamla diye ya da giriş kısmı işlemini tamamla diye. Şuradan bir ne açalım? Command buton yapısı açalım şuraya. Ne yazalım? Profil oluştur diyelim mesela. Arka kısım rengi deneyebiliriz. Farklı bir renk mi? Transparent olsun. Onu deneyelim bir de. Şuraya yine 12 kısmına getirelim. Timeless Roman. Başka ne yapabiliriz? For color renk olarak siyah olsun. Sıkıntı yok.
Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken noktalar şuradaki name kısımları. Biraz sonra referans işlemi yapacağımız yerler arkadaşlar. Buraya da aynısını bir yapalım. Hatta istiyorsanız buraya da bir giriş yazacağımız bir yapı kullanalım. Şöyle giriş yazalım. Burada aynı renk olsun. F5'e bastığım zaman böyle bir yapı gelecek. Buradan tetikleme işlemi yapılacak arkadaşlar. Şimdi biçimlendirme kısmını aşağı yukarı bir şeyler yaptıktan sonra artık işin kod kısmına geçelim. Şurayı bir kapatalım. Şimdi öncelikle benim bunun masa üstünde tetiklemem için yani F5 tuşu değil de bunu bir düğmeye atayabilmem için benim öncelikle bir modül açmam lazım. Modülde sadece o işlemleri yapacağım. Onun dışında use formların view code dediğimizde kendi içerisinde bir kodlama yapısının olduğunu görüyoruz. Buraya yazacağım kodlar şuradaki masa üstüne geçtiğim zaman şuradaki form denetimleri ya da herhangi bir şekile örnek veriyorum işte buradakine bir makro ata dediğimde makro kayıt olarak görmez. Onun için sadece modül işlemine benim makro yazmam gerekiyor. O yüzden bir sayfa 1'de bir modül açalım. Şöyle küçültelim iyice. Dediğim gibi burada çok kısa kodlar yazacağım. Sadece tetikleyebilmesi için kod yazacağım. Şöyle sub örnek yapısını açtıktan sonra diyeceğim ki user form 1. Yani user form 1 hangisiydi? Şuradaki user form. Form 1 nokta show. Bu artık benim şuraya geldikten sonra makrolar kısmında gözüken bir makro yapısıdır arkadaşlar. Modül içerisine yazdığım için. Buna şuradan bir şekil ekleyebiliriz. Ne gibi mesela? Şöyle bir şekil ekleyebiliriz. İşte içerisine kayıt işlemi diyebiliriz. Buradan yine dediğiniz gibi biçimlendirme kısımlarıyla oynama işlemi yapabilirsiniz. Şurayı da şöyle kalın yapalım. Arial kısmı yapalım. Şöyle bir işlem. Şimdi ben buna sağ klik yapıp makro ata dediğimde örnek makrosu yani şuraya açtığım örnek makrosunu atarsam örnek makrosunda ne dedim? Ben bu kodu tetiklersem bana örnek isimdeki yani user form biri show yani göster diyorum. Şimdi artık F5'e değil de buradaki kayıt işlemine basmam benim için kayıt oluştur. User form yapısını karşıma getirecektir arkadaşlar. Bastım. Gördüğünüz gibi artık burası bir user form yapısı oldu. Buradan geri çıkış yapabiliriz. Şimdi bir de benim kullanacağım değişkenler var. Mesela kullanıcı adına parolaya bunlara birer değişken atamam lazım ki if yapısı kullandığımda bunlar birbiriyle eşit mi değil mi bunu kontrol edebilsin. Onun için ben bütün mesela use form 1'de de use form 2 alanında da bunları kullanabilmem için bir global yapıda değişken tanımlamam gerekiyor. Normal şartlarda ben nasıl değişken tanımlıyordum? İşte dim değişken ismi, as değişkenin tipi şeklinde. Ama deklare ettiğim kısma ben baştan girip şöyle dersem global bunu göstermiştim daha önce. Global x as string yani x değişkeni adında string yani kullanıcı adını tanımlayacağım. Sadece metinsel girişine izin vereceğim. Onun dışında bir giriş yapamayacak. Bu x'i kayıt oluşturur kısmının kullanıcı adı kısmındaki değişken olarak tanımladım. Geldim global ys integer. Bunu da bir integer yapısında yaptım. Bu da benim parola
tanımladım. Yani kayıt oluştur kısmında girdiğim parola artık benim Y değişkenim. Şimdi bir de bunun giriş kısmında kullanacağım bir kullanıcı da parola değişkeni tanımlamam lazım. Bunun için de global A dedim buna da S. Bu da yine string yapısında olacak. Global B S integer yapısında olacak. Bunları ben deklar ettim. Çünkü bundan sonra kullanacağım modüllerde, useformlarda tamamında bunları tekrar tekrar belirtmeden bu değişkenleri kullanmam gerekiyor. Bunun için ben global yapıda X'i, Y'yi, A'yı ve B'yi string ve integer yapılarında tanımladım. Bunlar nedir? İşte global X string dediğim kısım kayıt oluştur kısmında kullanıcı adı olarak girdiğim değer. Global YS integer parola kısmında rakamsal olarak belirleyebileceğimi belirttim. Bunu tabii varyant olarak da tanımlayabilirsiniz. Ben sadece örnek olsun diye integer yapısına tanımladım. Integer yapısına parola belirleyeceğiz. Daha sonra global yapıda bir kullanıcı adını gireceğiz. Onu A'ya değer biçeceğiz. Daha sonra parola kısmında girdiğimiz değeri de B'ye eşleştirdikten sonra daha sonra buradaki x değişkeniyle buradaki a değişkeninin birbirine eşit olup olmadığını, buradaki y değişkeniyle de buradaki b değişkeninin birbirine eşit olup olmadığını kontrol ettikten sonra işlemin yapılıp yapılmamasını biz kontrol altına almış olacağız. Şimdi geldim useform 1'e. View code kısmını açtım. Şöyle. Şimdi burada yapacağım işlem benim burada girdiğim bilgileri tanımlayıp burada profil oluştura bastığım zaman buradaki yazdığım kodları tetiklemesini sağlamak. Bunun için şöyle view code dedikten sonra use form'la değil de buradaki common button 1 yani şuradaki işlemle bunu yapacağım. Bunun sağ kısmında gördüğünüz gibi click kısmı mevcut. Burada hata çıkış vesaire mouse hareketleri olarak da işlem yapılacak daha sonra. Buradaki click dediğim şey eğer ben buradaki profil oluştur kısmına tıklarsam artık bundan sonra yazacağım kodlar tetikleyici unsur olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. Şunu bir silelim oraya nereden gelmiş. Şuradaki alanı açtım. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Ne yaptık? Öncelikle değişkenleri bir tanımladım. Yani veri tiplerini tanımladım. Daha sonra bu user form 1 yapısıyla masa üstünde kayıt işlemi dediğim yere bastığımda tetikleyecek unsur, kayıt oluştur kısmını tetikleyecek unsur. Şimdi use form 1 için yapıyorum. Kayıt oluştur için yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya geldiğimizde burada ne yazıyor? Textbox 1. Burası da Textbox 2. Şimdi bunları bakın buradaki değişkenleri burada yazılanlarla eşleştirmeye çalışacağım. Yani tanımlayacağım. Diyorum ki x eşittir. Textbox 1. Yani x değil girdiğim kullanıcı adı artık x olarak değişken ve Textbox 1 yapısının nokta value değeri. Yani değer kısmını. Ben buraya ne yazarsam artık o benim için x değeri arkadaşlar. Bunun için y değerini de aynı şekilde yapacağım. Burası da textbox 2 nokta value. Şimdi artık kullanıcı adı girdiğimde x değişkeni olarak tanımlayacak. Parola girdiğimde y değişkeni olarak tanımlayacak arkadaşlar. Daha sonra klik yaptıktan sonra profili oluştur dediğimden sonra öncelikle buradaki kayıt oluştur ekranını kapatması ve giriş ekranını açmasını istiyorum bu sefer. Bunun için ne diyeceğim ki unload nokta hatta nokta kullanmaya gerek yok. Zaten kendisi istiyor bu yapıyı. User form 1. Bu ne demek? Tuşa bastığım zaman girdiğim değerler x, y olarak tanımlansın. Daha sonra kayıt oluştur ekranını kapat ve user form 2'yi buradaki user form 2 kısmını göster. Yaptığım işlem bu arkadaşlar. Şimdi geldik. Tekrarlayalım buraya kadar yaptığımız işlem. Kayıt işlemi dedim. Örneğin burası ekonomi. Buraya bir şifre girdim. Profil oluştur dedikten sonra gördüğünüz gibi arkadaki kayıt oluştur kısmı yok oldu. Yerine
giriş kısmı dediğimiz alan gelmiş oldu. Yani aslında istediğimiz gibi yapı sağlanmaya devam ediyor. Şimdi burayla da işimiz bitti. Burada ne yaptık? Kullanıcını tanımladık, parolayı tanımladık, profilimizi oluşturduk. Artık o değişkenler burada global yapıda saklandığı için başka bir modülde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şurayı şöyle kapatalım. Bunu da buraya ekleyelim. Artık yapacağımız işlem buradaki giriş kısmındaki kod kısmında arkadaşlar. Hemen zaten gördüğünüz gibi use form 2 kısmını açtı. Burada ben buton üzerinde işlem yapıyorum. Diğer yapılarda da işlem yapabilirsiniz. Yine click şeklinde bir işlem. Yani tıkladığım zaman aktif hale geleceği bir işlem yapısını kullandım. X ve Y değişkenleri tanımlandı burada. Bir kayıt oluştur dediğimde benim artık bir kullanıcı adı ve bir şifre yapım mevcut. Şimdi ikinci kısma geldikten sonra benim bir de buradaki kullanıcı adı ve buradaki parolayı girdiğimde buradaki A ve B değişkenlerimin tanımlanması gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Diyorum ki A eşittir. Burası üçüncü textbox yapısı kullanıcı adı. Nokta Olya. Bir daha bakalım. Ha, tekrar açtığı için orayı tanımlamadım. Durun. Şurası 1, şurası 2. Şurasını 3 yapalım. Değeri. Şurasını da 4 yapalım. Şimdi bir daha bu işlemi yapalım. A eşittir. Şimdi tanımladı. A'yı 3. olan değere, parolayı da 4. olan değere, yani B kısmındaki integer kısmını da bunu da 4. olan değere tanımlama işlemini yaptım. Yani bir kullanıcı adı ve bir parola girdim. Bunları A ve B değişkeninde tanımladı. Daha öncesinde kayıt oluşturdu da bir kullanıcı adı ve parola belirledim. Bunlar X ve Y yapıları oldu. Şimdi geldik bunları birbiriyle eşleştirmeye. Yani yukarıda girdiğim X değişkeni ve yukarıda girdiğim Y değişkeni, aşağıda girdiğim A değişkeniyle ve aşağıda girdiğim B değişkeniyle birbiriyle eşit olması gerekiyor ki sistem bunu açabilsin, doğru bir giriş yaptığımızı bize teyit edebilsin arkadaşlar. Geldim. If X eşittir A. Buradaki kullanıcı adıyla buradaki kullanıcı adını eşleştirdim. Ve Y eşittir B. Yani buradaki parola ve buradaki parolayı eşleştirdim. Eğer bunlar birbirine eşit ise diyeceğim ki bir mesaj box kutusunda giriş başarılıdır. Eğer değilse, herhangi biri birbiriyle uyuşmuyorsa, o yüzden and koydum. Eğer bir tanesinin kabul görmesini isteseydim or operatörü kullanacaktım. Eğer bunların hiçbirisi değilse geliyorum diyeceğim ki giriş başarısız. Lütfen tekrar deneyiniz dedim. Daha sonra bir if yapısı kullandığım için bunları ben end if ile kapatmam gerekiyor. Daha sonra şurada gördüğünüz Unload User Form 1, yani buradaki ekranı kapatmasını, aynı şekilde burada işlem bittiğinde de buradaki ekranını kapatmasını istiyorum. Bunun için de yine Unload dedikten sonra, hatta parantez açmamıza gerek yok. User Form 2 deyip kodlarımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi çalıştırmaya başlayalım. Kayıt işlemini dedim. Örneğin anlaşılır ekonomi. Şifreyi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde girdim. Profilimi oluşturdum. Anlaşılır. Ekonomi dedikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 şifresini girdim. Ve giriş dedikten sonra giriş başarılıdır diyor. Tamama bastığım zaman arkadaki ekranı da kapatacaktır birlikte. Buradaki giriş başarılıdır. Aynı işlemi mesela anlaşılır diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 kullanıcı adı parola belirledik.
Anlaşılır diyelim. 1, 2, 3 diyelim. Bakalım bu sefer ne diyecek? Giriş dediğimde giriş başarısız. Lütfen tekrar deneyiniz. Tamama basınca ekranı kapattı. Ha, bunlar döngü işlemini anlattıktan sonra tekrar bir döngü yapısına girip tekrar bizi oluşturmasını sağlayabilir. Buraya birden fazla buton da koyabilirdik. Giriş, buraya yazdığımızda düzelt gibi farklı farklı yapılar kullanabilirdik. Sadece basit bir örnek göstermek için bunları yaptım. Hem if yapısını biraz daha anlamış olduk. Hem de user form'la ilgili bir giriş bilgimiz olmuş oldu. Hem de geriye dönük birkaç tane öğrendiğimiz yapıyı kullanmış olduk arkadaşlar.